Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı bütün kararların arkasındayız biz. Hep geldiğimiz günden itibaren hep istiklardan yana olmuşuz. Ama esnaf gerçekten o kadar zor durumda ki. Bence Sayın Cumhurbaşkanımız bu karardan önce bizim genel başkanımız bende bir paran dökeninden bir fikir alabilirdi. Yahut da bu kurulun içinde mutlaka olmazsa olmazlardan biri bizim genel başkanımız olabilirdi. Top genel başkanı olabilirdi. Ve fikir alışverişinde bulunabilirdi. Bence alınan karar tabii ki çok önemli. Bu beladan kurtulmamız lazım. Ama bence bu Ramazan ayının ilk haftası başladığı günde alınmış olsaydı 15 gün süre içinde 2 hafta güzel olurdu diye düşünüyoruz. Ama şu durumda bilene 20 gün, 17 gün gibi ayın 29'undan ayın 17'sine kadar olan arada aşağı yukarı 18-19 gün var. Çok uzun bir zaman. Esnaf zaten kan ağlıyor. Küçük esnaf diye bir şey kalmadı. Esnaf bu sokağın ışığı. Esnaf olmazsa hiç kimse olmaz yani. Bu bilincinde olmamız lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı karara saygı duyuyoruz ama bu 15 gün değil de bir hafta öyle olabilirdi. Bir hafta olurdu. Ertesi hafta işte esnaf kendine göre işte bayramlık getirdi. Buna benzer alışveriş herkes bayrama kendine, arifiye kendine hazırladı. Ve milletin çeki var, senedi var. Ne olacak yani? O kadar zor ki. Telefon trafiğinden ben sabahtan akşama kadar işte dünden itibaren en azından 200 tane esnafla görüştüm. Esnaf haklı. Esnaf şimdi şu durumda. İnan asgari ücret alan kimseyi ben aşağılamıyorum, şey etmiyorum. Alan kişiden bilene daha perişan durumda esnaf. Normalde asgari ücret 2400 lira, 2500 lira neyse. 2800 lira. Ondan daha perişan durumda yani. Asgari ücret alan bilene esnaftan daha iyi durumda. Onun için bence bunu Sayın Genel Başkanlarımızdan yeniden bir görüşüp bir hafta kapatılıp bir hafta işte bayram arifesini alması lazım. Bayram birinci günden itibaren gene bir hafta giderse bence daha güzel olacağına ben inanıyorum. Ama alınmış bir karar saygı duyuyoruz ama esnafın da eğer bu kararın arkasında durulacaksa biz de duralım. Fakat esnafa belirli bir ay içinde, 15 gün içinde Z raporunda aldığı akşamlar rapor alıyor esnaf işte. Fiş fatura kestiğinde. Onun raporuna göre esnafın zararını vermesi lazım. Esnaf ayakta durması lazım. Esnafın tenceresi kaynaması lazım. Yani bu duruşta gidişte esnafın durumu çok zor. Şöyle bakıyorum. Bakkal amcalar işte 20 metre, 25 metre ya da 30 metre olan bakkal amcalar açık olsun. Diğer o üç harfi dediğimiz diğer marketler işte onların hepsini büyük markete soksun ve onların hepsi kapanması lazım. Ekmeğini, tuzunu, peynirini o bakkal amcalardan madem öyle esnaf ayakta duracaksa onları desteklemek lazım. Yahut da büyük market dahilinde, süpermarketler dahilinde 20 gün, 18 gün hiç kimse acından ölmez. Evinde makarna yapsın, pilav yapsın bilmem ne hiç kimse sokağa çıkmasın yani. Bu böyle olacaksa böyle olması lazım. Büyük üç harfler iş yapacak. Cumartesi günü gelin bakın isterseniz. Bu Kırşehir'i baz alıyorum ben. Kırşehir'indeki büyük marketlerin de nefes alamıyorsun. O kadar ana baba gün olacak. Çünkü çok kalabalık olacak. Ben cumartesi bir pazarı kaldırmış. Cumartesi de kalması lazım. Şimdi tabii ki üç harfler ne yapacak? Televizyoncuyu kapatmışsın. Bakkal amcayı kapatmışsın, bu şeyi kapatmışsın, buzdolap eşya satanı kapatmışsın. Çünkü çekiç, kürek, işte bahçe zamanı onları kapatmışsın. Niye? Üç harfler, çekiç satıyor, kürek satıyor, dırmık satıyor, buzdolap satıyor, televizyon satıyor, hepsini satıyor. Yok, satmadığı bir şey yok. Bunların bir önlem alınması lazım.